Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. 20-26 Şubat haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, yeni haftaya Balık burcunda doğacak yeni ay ile başlıyoruz. Yeni ay ile ilgili detaylı bir video hazırladım. Henüz izlemediyseniz Demet Baltacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Yeni ay önümüzdeki 2 haftalık süreci etkileyecek, bizim için belirleyici olacak. 11. evinizde doğuyor bu yeni ay. Biraz daha gelecek hedefleriniz, işte amaçlarınız var, projeleriniz var. Buralarda kendinize bir yol belirleyebileceğiniz, niyetler içerisinde olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Balık burcunun kendi içinde tabii ki sevgi, şefkat, empati, anlayış, yardımlaşma, sanatsal ilham gibi çok derin, çok duygusal enerjileri var. Sizin için daha kolektife ait konular, toplumsal konular, evrensel konular, işte grup çalışmaları, organizasyonlar, yardım faaliyetleri bu dönemde sizin için öncelikli olabilir. Buralarda sorumluluklar alabilirsiniz, kendinizi ifade edebilirsiniz. Bireysel olarak da toplumdaki konumunuz itibariyle iş ve mesleki alanlarda da bazı hedefleriniz olabilir, çalışmalarınız olabilir. Yeni ayın Satürn'le de birleşmesi aslında sorumluluklarınızı, daha fazla görev alabileceğinizi, otoritenizin bir şekilde kendinizi gruplar içerisinde, toplum içerisinde daha güçlü bir şekilde gösterebileceğiniz de burada ifade ediyor. Aynı zamanda özel ilişkiler, duygusal ilişkiler, biraz arkadaş ilişkileriniz. Arkadaş ilişkilerinize sorgulamanız olabilir. Yeni tanışmalarınız olabileceği gibi bazı ilişkilerinizde belki şöyle bir gözden geçireceksiniz. Bitmesi gereken arkadaşlıklar olabilir ya da ayrılmanız gereken, tamamlamanız gereken bir ekip çalışması, bir görev, bir böyle bir kulüp, dernek, vakıf üyeliği gibi bir konunuz olabilir. Hani buralarda da bazı yollar belirleyebilirsiniz bu yeni ayın enerjileriyle beraber. Gezegeniniz Venüs bu hafta itibariyle yeni ayın hemen ertesinde 21 Şubat'ta Koç burcunda ilerlemeye başlıyor. Jüpiter de Koç burcunda ve bu ikisi de 12. evinizde olacak. 12. ev temaları önümüzdeki Mart ortalarına kadar olan süreçte sizin için biraz daha maneviyat, sezgisel açılımlar, duygusal konular, derinleşmeler, işte sanatsal ilham akışları olabilir, ruhsal bedensel şifa arayışları, terapiler, bu alanlarda hassasiyetlerinizin arttığı bir dönem. Enerji olarak biraz içe çekilebilirsiniz. Biraz kendi başınıza kalmak, yalnız kalmak, tefekkür etmek isteyebilirsiniz. Tabii ki yalnız başınıza yapacağınız yaratıcı çalışmalar için bu dönem sizi destekliyor. Mesela sanatla ilgileniyorsanız, herhangi bir tasarımla uğraşıyorsanız, tamamlamak istediğiniz, üzerine çalıştığınız bir projeniz varsa bunlara daha fazla odaklanabilirsiniz. Manevi açılımlarınız olabilir. Maddi manevi yardımlaşma temaları size de gelebilir, sizden de başkalarına gidebilir. Bu alanlarda çok daha açık enerjiler altında olabilirsiniz. Bu hafta Merkür Kova burcunda, burcunuzdaki Uranüs'te kare açı içerisinde olacak. Merkür-Uranüs karesi özellikle hafta ortasından itibaren sizi biraz sinirsel anlamda daha fazla uyaracaktır. Bu da zaman zaman huzursuz olmanıza neden olabilir, stresli hissetmenize neden olabilir. İlişkilerde de böyle inatlaşabilirsiniz. Mesela kendi düşüncelerinizde çok inatlaşabilirsiniz. Ya da böyle kişiler karşınıza çıkabilir. Burada daha sakin, daha sağduyulu olmak gerekiyor. İletişim sorunları da olabilir tabii ki, ya da böyle çok sürpriz, ani gelişmeler, haberler gelebilir ya da sizin aklınıza ilginç bir fikir gelebilir. Bir anda böyle bir fikir, bir düşünce, bir aydınlanma ya da dışarıdan gelebilecek bir haberle, bir bilgiyle beraber hafta ortasından itibaren bazı sürprizlere açık olabilirsiniz. Özellikle cumartesi günü ay da Boğa burcunda olacağı için cumartesi günü öğleden sonraki saatlerde bu enerjiler sizin için çok daha aktif olabilir sevgili boğalar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.